Evet, bilgilendirildik. Bayağı bir rüzgar vardı. Bu insanların çatısı uçtu. Hava tahmin raporları alınaraktan herkesin telefonundan mesaj olarak gider. Bugün kantinin çatısı uçtu. İçerideki çatı, asma tavan. Bugün Kayseri'de kuvvetli rüzgar ve toz taşırma meydana geldi. Peki ya vatandaşlar bu konuyla ilgili yeteri kadar bilgilendirildiler mi? Herhangi bir zarar gördüler mi? Ve tedbir aldılar mı? Bizler de vatandaşlara bunlarla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bilgilenmedik. Duyduğumuz kadarıyla da bayağı bir yerlerde çatıların falan uçtuğu, arabaların hasar gördüğü. Yani hiç kimsenin de çıkıp da açıklama yapmadığı, vatandaşların bilgilenmediği doğru. Ama yani aslında bilgilendirme yapmalar lazım. Niye? İnsanlar önlem alması yani çok önemli. Diyeceğim bu kadar. Peki ya sizler rüzgardan herhangi bir zarar gördünüz mü? Vallahi bir zarar görmedik ama görenlerde gördük. Arabaların hasar gördüğünü, binaların çatılarının uçtuğunu. Bunları kimler karşılayacak? Onları çok merak ediyorum. Yani bilgilendirmek çok önemli ya. İnsanlara bilgilendirmeleri gerçekten önemli yani. Peki sizler rüzgara karşı tedbir almış mıydınız? Rüzgara karşı tedbir almadık. Nasıl alabiliriz? Arabayı götürüyoruz, park alanına koyuyoruz. Yani sağdan soldan binalardan maddeler düşüyor. Nasıl önlem alabiliriz? Alamaz. Zannetmiyorum yani. Zaten şu anda hala kuvvet rüzgar etkisini gösteriyor. Aynen. Çoğu yerde şu anda belki çoğu yerlerde çatıların falan uçtuğunu, arabadan hasar gördüğünü tahmin ediyorum. Sosyal medyada gördük yani. Peki yeterli miydi sizce? Yani nasıl olacak ki? Peki ya sizler rüzgardan herhangi bir zarar gördünüz mü? Yok, ben görmedim vallahi. Ha şimdi yolda giderken görüyorsak görüyoruz. Başka yok. Peki tedbir almış mıydınız? Yok, almadım vallahi. Aynı sabah çıktığım gibi gidiyorum geri. Evet, bilgilendirildik. Bayağı bir rüzgar vardı. Yani açıkçası ağaçlarda bile, bizim dükkanda bile sucuklar devrildi yani. Peki başka herhangi bir zarar gördünüz mü? Yok, elhamdülillah şimdilik bir şey yok. Peki herhangi bir tedbir almış mıydınız? Yok, tedbir de almadıydık açıkçası. Hayır, kimse bir bilgi vermedi, bilmiyorum artık. Telefonda bakmadık yani, da bilgilendirmediler yani. Yani sizce bilgilendirme yetersiz mi? Biraz yağmur atar gibi oldu ama şey etmedi, bir dahaki çıkmadı. Peki herhangi bir zarar gördünüz mü kuvvetli rüzgar ve toz taşımından? Tabii, illa ki çoğu insanların çatısı uçtu veya ki esnafların bazı şeyleri herhalde uçmuş olabilir, bilmiyorum. Tabii ben evden geldim. Bir şeyler olmuştur ya, illa ki olmuştur yani, uçtuysa. Peki ya siz herhangi bir tedbir almış mıydınız? Ya bir tedbir olacak bir şey yok, zaten biz evdeyiz. Evimizden çıktık geldik de. Yok, fazla bir bilgimiz yoktu. Sadece internetten gördüğümüz kadarıyla. Kayseri radardan görüyorum, bakıyorum. Oradan bilgi alıyoruz kısacası. Başka bir bilgimiz yoktu yani. Peki rüzgardan dolayı herhangi bir zarar gördünüz mü? Hayır, görmedim. Büroda oturuyorduk. Yani herhangi bir zarar görmedik. Pek de yani şey olmadı bize. Etkisi olmadı yani rüzgarın. Peki Kayseri radardan gördükten sonra herhangi bir tedbir aldınız mı? Tedbir alacak bir durumum yoktu ki. Yani neysini tedbir alacağım? Yani tedbir alacak bir durum yok yani. Büroda oturuyoruz yani, oturduğumuz yerde ne tedbir alacak? Sadece kapımızı örttük, hepsi o. Tozdan dumandan yani. Başka bir yani şey yok. Hayır yok, öyle bir şey duymadık da, görmedik de. Duymadık yani öyle bir... Meteoroloji uyarmıştı. Belki uyarmıştır da haberim yok. Peki rüzgardan herhangi bir zarar gördünüz mü bugün içerisinde? Yok, görmedim. Tamam, yeter. Peki rüzgardan sonra tedbir almış mıydınız? Yok, almadım. Bu konuda bilgilendirme ne anlamda mesela? Sosyal medyadan takip noktasında mı, yoksa yerel yöneticilerin? Ben pek takip etmedim sosyal medyadan ama dünyada yapılan sistem şu. Hava tahmin raporları alınaraktan herkesin telefonuna mesaj olarak gider. Örneğin der ki, şu saatler arasında 4-6 knot hızında rüzgar var ya da 8-10 knot hızında rüzgarlar var. Yoğunluklar şu bölgededir, oradaki halkın gerekli tedbirler, önlemleri alınsın şeklinde herkesin telefonuna SMS olarak gelir. Dün telefonumda hava durumundan gördüm. Az çok biliyordum yani rüzgar olacağını. Onun dışında başka bir şeyden bilgi almadım.
Peki rüzgardan dolayı herhangi bir maddi bir hasar meydana geldiğini gördünüz mü? Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum ben. Bugün kantinin çatısı uçtu. İçerideki çatı, asma tavan, rüzgar nasıl geldi oraya bilmiyoruz ama bir yaklaşık 5-6 tane panel düştü. Genel olarak böyle. Peki sizler rüzgar haberini aldıktan sonra tedbir aldınız mı? Ne yalan söyleyeyim, hayır. Sadece dışarıda maske takmaya başladım tozdan dolayı. İnanılmaz bir toz var. Özellikle Talas'ta her yer inşaat olduğu için toz bulutunun içinden geldik buraya. Öyle. O bilgi dilenmedik. Hiç öyle bir şey olmadı yani. Ne gördüysek, ne biliyorsa o bizce. Başka bildiğimiz bir şey yok. Peki ya rüzgardan herhangi bir zarar gördünüz mü? Yok, biz görmedik ama etrafta çok oldu. Neler gördünüz? Binaların çatısı uçtu mesela bayağı. Ağaçlar yıkıldı yani, kırıldı. Öyle yani. Peki ya sizler tedbir almış mıydınız? Yok. Yani evin içindeydi zaten. Vallahi bıraktık yani, öyle çıktık. Oluyor zaten, her şey oluyor. Gerek yok. Vallahi bilgilendirmedim, bilmiyorum yani. Ben duymadım. Peki herhangi bir zarar gördünüz mü rüzgarda? Zarar görmedim şu ana kadar. Tabii etkiliyor insanı da. Zarar da görmedim yani. Peki tedbir almış mıydınız? Yok.